elimizde bir yutuk kaşık götüreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا Hürmetli mühterem bacılarım, kardeşlerim, büyüklerim, birinci Allah Teala'nın size salamı, rahmeti, merhameti olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve elhamdülillah, Allah Teala'ya çok şükürler olsun. Elhamdülillah deyirik. Yani elhamdülillah manası da Allah Teala'ya çok şükür demektir. Yani Allah'a tariflemek, bütün şükürler ona mahsustur. Onu tarifleyerek ki bizleri elhamdülillah Müslüman yaratıp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden eleyip ansı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ahir zamanda ahir zaman ümmetine peygamber olarak gönderir ki onu sallallahu aleyhi ve sellem seni bütün dünyaya rahmet için merhamet olarak gönderdim ki Allah Teala diyor ki her bir insanı bütün insanları yaratıp peygamberlerle birlikte hamısını cehenneme koyabilirdim. Ebedi olan cehennem, Allah sahasını yarabbim. Ancak ben rahmet olarak peygamberi gönderirim ki onları yol göstersin, onları aydınlaştırsın ki hansı yolla, nece eylemekle cennete düşme olar, ebedi cehennemden kurtulmak olar. Ve elhamdülillah Allah-u Teala'ya çok şükürler olsun ki bizi Müslüman eleyip, ki bize Müslüman olmakla bize hemin yolu kısmet edip, öğrenmeye bize nasip edip ki bilme, yani az çok bilerek ki hansı yoldan cennete giderler ve hansı yoldan cehenneme giderler. Allah hamımızı cennete giden yola hidayet eylesin. Ne kardeşler, bacılar, ben istiyorum bu arada bir geniş danışmaya, ancak bu yemahın kabağında hatta bizde Peygamber Efendimiz'in hadisi var ki la salate fi hazreti ta'am, hatta tam hazır olanda, yani yemek hazır olanda orada namaz da olmaz hatta. Yani namazın farz vakti başka, ötmeye başka. Yoksa yani burada meclis ne vakti, tez bortalacaksa ona göre evvelden namazı da tergiyip yemeğe cihazı verir. Şimdi elhamdülillahımız Müslümanız. Müslümanların kafirlerden imanın farkı olmalıdır. Ki Müslümanlar edepleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edepler öğretir. Ki Allah Teala da Kur'an'da diyor ki: "Vemâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn." Men insan ve cin mahlukunu yalnız Allah'ı tanıyıp Allah'a ibadet için yaratmışım. Biz nece olsun biz dünyanı, başka işleri elememeliyiz mi? Görmemeliyiz mi ki daim biz ibadetten olmalıyız? Elbette ibadetten olmalıyız. Nece olsun biz bu imamımız, İşlemağımız, kazanmağımız bu neter. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabaları, bize dini getirenler, onlar hansı hayatını yaşayıblar, ne forma yiyipler, ne forma kazanıplar, işleyipler, o formayla, onların buyurduğu esaslarla gedende, bütün bizim yemağımız da, içmağımız da, yetmağımız da, hatta kazanmağımız da hamısı ibadete yazılır. Ona göre Müslüman, Müslüman Allah-u Teala buyuran edeblerle yiyerse yemeği de onun
ibadete yazar. Ve Allah Teala o yemek var ya da ondan hiçbir sual soru sormaz, yani soruşmaz, yani onu mesuliyete çekmez. Ancak Allah Teala Kur'an'da diyor ki, her bir bağcı Allah Teala verince yemekten ötürü orada ondan hesap alacak. Yani hamımız Müslümanız elhamdülillah ki inanırız Allah'a. İnanmakla biz Müslüman oluruz. Allah Teala'nın, Peygamber'in bir tane sözünü akkaz ediyorsa, onu yani inkar ediyorsa, onda biz Müslüman olmalıyız. Biz kafir olalım. Allah Teala göstermesin onu bizlere ya. Ve biz biliyoruz Müslümanlar ölümden sonra orada ebedi hayat bizi cennet gözlüyor. Ve ebedi hayat o cehennem hayatı, Allah saklasın ya Rabbi, oranı göstermesin hiçbirimize. Ve biz hamımız çalışmalıyız ki bir nefere kimi hamımız, yani hacalar çekmeler ürekten, sayılısına kalmalıyız ki bir nefer olsun cehenneme gitmesin. Ne olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o vakında ağlayıp bizim halımıza. Ki nece olacak benim ümmetimin halı? O gedi görüp cenneti de cehennemi de. Ve oradaki hallarımızı görüp ve bütün dünya tarifleyen o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir eyip neyleyebilmeyin, ona bir eyip koşabilmeyen bütün nerede olsun, bütün her bir terbiye ve her bir sözler orada olsun ve her bir en nece diyorlar dünyanın evvelinin ahıra kimi hiçbir onda kölelikler olmayan hiçbir yani Allah saklayabilir. Ve Allah-u Teala'nın varlığına hamımız inanır. Nece de inanmayak Allah'ın varlığına. Belki de arada bir şüpheye salar şeytan berzem altında. Olabilir ki insanı şüpheye salar. Ki doğrudan Allah varlığı olup bizden olmayan inşallah. Yoksa bu tabiat bile yaranır bile sonra yok olup gelecek. Yoksa insanlar gelir, ölür, gider. Bizde bu hayat bu formadadır. Bunun derinden ağıl düşünen insan ki bilmeliyiz ki bu kadar hem için bu nizam bize giden bu dünya, yer kütlesi, planetler, ulduzlar, ay, güneş bu nizamla düzülmez. Bunlar yalnız Allah'tan başka varlık olabilmez ki. Yani bazen aç olmuş gün rengi solan,
sen açılmamış güreği sola, qara tellerini kürekler yola. Kederden, qüsseden gözleri dola, başıma gelenem kömdür cavanlık. Ayağıma, ayağıma, ayağıma. Gəldiklərimizi sonunu bəlkə də deyirəm yaşayırıq. Buna görə də biz, mən öz məzun yoldaşlarıma da gəldiklərini mənalı keçirməyi tövsiyə edərdim. Yəni bunu mən dahi nizami bir sözləri ilə tamamlamaq istəyərdim. Cavanlıq köç edər, qoyma gedər əldən zaman keçsin. İnanma bir daha buradan qəribi karivan keçsin. İtən gənclik soralıyla qocalar yeri süründükcə büküldü bir, bu mümkünmü ömür daim cavan keçsin? Əziz ömrü şirin tut ki keçər, bərbad olar qafil. Qədir bil, vermə gəl əldən həyati cavidan keçsin. Canı can verib alsaydın bilərdin qədrini şəksiz. Bilər mi oğrum al qədrin, ələ yaxşı yaman keçsin. Nizami, varsa eşqin coşnavayın əranun ilə, əlində sağının gəlsin, şərabi əlvan keçsin. Mən həm də biz orta məktəbi tamamlamışıq, hələ bir tərəfdə işləyirik, müəyyən bir sahədə çalışırıq. Mən həm də məktəb yoldaşlarımı bugün bir stol arxasında oturup 15 il ayrıqdan sonra bir süfrə arxasında əyləşməyimin əlbəttə ki, bizi bir daha bir-birimizə uzaq düşdükdən sonra da bizi daha da yaxınlaşdırır. Düz həyat hərəni bir cür qismət vermişdi, bəri bir taliyə bəxş eləmişdi. Mən istəyərdim ki, bütün məzun yoldaşlarımız hər hansı müəyyən sahədə çalışmasına asılı olmayaraq, müəyyən sahədə bir-birinə kömək etsinlər. Yəni, həyatda həmişə xeyirxah olsunlar. Bir-birinə kömək əlini uzatmağı bacarsınlar. Xeyirxahlıq insanın ən böyük, ən gözəl xüsusiyyətlərindən birisidir. Buna görə də Səvi Şirazi deyir ki, çox gömüldü yer altına mənəm deyənlər. Bu dünyada onlardan bircə ansa qalmadı. Torpaq atla yatanları bir diqqətlə nəzər sal. Torpaq yedi, sümüğündən belə nişan qalmadı. Ey filan kəs, xeyrxax ol, bil həyatı qənimət. Nə qədər ki deməmişləri filan qalmadı. Mən söz sözlərimi belə tamamlamaq istəyirəm. Yalnız öz məzun yoldaşlarımın həyatda bir-birinə həmişə kömək olmağı, bir-birinə dayaq durmağı arzulayardım. Bir-birini xatırlamağı, bir-birinə daha yaxşı ünsiyyətdə, daha yaxın əlaqədə olmaqlarını arzu edərdim. Və məzun yoldaşlarıma da bundan sonra da 30 illiyimizi, 40 illiyimizi də tamamlayıb belə keçirməyimizi arzu edərdim. Həmişə şən, xoşbəxt həyat arzulayıram onlara. Sağ olun. Zeynəb mənimə söz verdik. Mənə elə gəlir ki, qoy Zeynəb mənim aparıcı olsun. Çünki həm ədəbiyyatşünasdır, həm də filoloq. Çox qəşəng şeirlər, çox qəşəng qəzəllər deyirlər. Hadi nə qəşəng? Keçirik, hamımız bir yerdəyik. Thank you.
başladı mı? Gel, dur. Gel, gel. Ha, çay ekle. Ha, var. Türkiye'ye. 40 gün Türkiye'mi gezdim. Oranın mescitlerinde oldum. Ve hayatı insan neye göre gelip ve ahırı ne olacak insan ve hara gidecek? Onu ben derinden öyle başa düştüm. Ondan sonra ağlama fikrime geldi ki benimle birlikte 10 yıl bir parti arkasında oturduğumuz şagirdler var, kardeşler var, bacılar var. Onlara benim boynumda bir hakkı var mı? Benim boynuma ne düşer ki onlara kıyamet gününde Allah'ın karşısında benim mesuliyetim olmasın? Buna göre çok değer çektim. Buna göre neceydim bunları bir yere toplayayım yoksa evlerine bir bir ziyaret edeyim. Allah'a çok şükürler olsun ki bunu Allah Teala hiç benim hiç bir sözüm olmadan yani kardeşlerimiz özleri teşkil ettiler ve buna müvaffak oldular. Elhamdülillah. Ben de sözümü burada rahat edebilirim. Ki sabah kıyamet gününde Allah'ın karşısında oradaki hak hesapta orada insan her şeyi başa düşecek, görecek her şeyi. İsteyecek ki yeniden dünyaya kayıtsın. O da fayda vermeyecek. Ve öyle bir dert verecek Allah Teala insana. Hatta insana ağlına bir, nice diyorlar, insan başa düşmek istemiyor. Yani onu öyle olar mı? İnsanda öyle bir düşünce ağıl olar mı ki öyle eylesin insan? Kur'an'da Allah Teala bunu haber verir ki kıyamet gününde öyle bir dert verecek insana. Bütün dünya mahlukatı evvelden ahıra kimi onları cehenneme feda vermek isteyecek insan. Özü yalnız oran canını kurtaraydı. Cennete düşeydi. Yani bütün insanlar, benim atam, anam, uşaklarım, bütün herkes gitsin cehenneme verecek. Aparsın Allah Teala. Hani beni oradan kurtarsın. O derde düşecek. O kıyamet gününde bir insana bir dakikada veren derdi, hacareti dünyanın bütün insanlarına bölüşürse diyor Allah Teala. Bütün insanlar buradaki bizim kuvvemize göre hamısı özünden gelir. Hiç kimse ona devam getirebilmez. Ancak Allah Teala orada o günahkarlara özünün dediğine kulağı asmayanlara onlara orada o dediği azabı dadlatacak Allah Teala. Ancak onda geç olacak. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, özünün dönemindeki insanlarına diyerdi ki ben Allah-u Teala'dan isteyip sizlere en yakşı teknikanı, en yakşı hayatı, dünyanın en bol nimetlerini Allah-u Teala'dan isteyip sizlere verdirebilirim. Ancak neye göre bunu istemiyorum Allah'a? Ona göre ki ben geçmişim, cenneti de görmüşüm, cehennemi de görmüşüm. Ve bilirim ki bütün insanların ebedi yığılacağı yer oradır. Ebedi bir gün hamısı orada olacak. Ya ebedi cennette olacak. Ya ebedi cehennemde olacak. Bundan kurtarmaya çalışayım. Oranı görüp, gelip görüp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oranı görüp gelenden sonra oldu. Eğer siz ben gördüğümü görseydiniz, çok ağlayar az gülerdiniz. Çok ağlayar az gülerdiniz. İnsanı Allah-u Teala bu dünyaya yarattığı bir maksadı var. Yalnız bir maksadı için insan yaşamalıdır. Ki oraya gidende ben ne yaparım Allah'ım? Nece ki bu dünyanın biz zahmetsiz yaşayabilmiyor. Allah Teala zahmet çekmesi vermiyor. Allah Teala insanı ebediliğe ya cennete ya cehenneme mütle bir yerde olmalı. Allah Teala'nın versiyonu özünü tanıtmak. Ki özünün cennetinde olanları görsünler ne böyle büyük Allah'ın ne böyle büyük merhameti var. Ne böyle rahmeti var Allah'ın. Ve cehennemde olanlar bilsinler Allah Teala ne kadar büyük kudrete malik. İnsan bir devre özünün kıymeti onun cennette olanlara. Ve bu dünyada bildirik. Peygamber'e göndermişim size. Onun dediğine amel edin. Onun dediğine oturdum. Size de az bir vakit ömür vermişim. 60, 70, 100 yıl yaşayacak ya yok insan. Buradan gelecek. Ve orada ebedi milyarlarına kurtarmayan hayat var.
Necə olsun o həyatda bəs bu az bir vaxtdan ötürü kef çəkər, burada oynayıb, gülər, nə istəyir, kefimizi nə istəyir, şeytan nəyi buyurur, onları eləyər. Orada əbədi cənnətdən əlimizi kəsər. Yazıq deyil mi insan? Sabah orada olanda, peşman olanda, xeyir olmayacaq, dalaq etmək imkanı. Dəstəmən olanda insan üzünü yuyanda belindir. Yüz nə günah kazanıbsa, göz hansı harama baxıbsa, onun günahları yuyulur. Qolları yuyanda, qollar nə günah kazanıbsa, onun günahları yuyulur. Və ayaqları yuyanda, ayaq nə günah kazanıbsa, ayaqların günahları yuyulur. Bunda insan xaricən pak olur, təmiz olur. İndi Allah'ın qarşısında durur, Allah hər şeydən böyükdür, Allahu Akbar deyil, namaza durur. İndi Allah-u Teala özünün qarşısında duranda buyurur ki, ürəyində olan bütün kin, küdurətlər, pis fikirləri çıxar. Təmizdir, özünün qarşısında durduğunu hiss edir, o formada durursa qarşısında. Və o formada durarsa insan, onda Allah-u Teala onun ürəyində, onun üzərində olan günahları mələklərə buyurur ki, o günahları götürün onun için. Mən layiq görmürəm ki, mənim qulu, mənim qarşımda dursun, onun boyunda o qədər günah olsun. Mən bunu layiq görmürəm, mənim böyüklüyümə, izzətimə, mənim şanıma. Təşkilatçılarına çox demək istəyirəm. Doğrudan da onlar bugün çox böyük əziyyət çəkdilər. İkinci növbədə bugün bizim 10-cu A sinifin sinif rəhbərimiz rəhmətli Cəbrayil Şaban müəllim yada qalmaq istəyərim. Qorunun ruhları şad olsun. Bir də ki, mən arzu edəyərdim ki, belə bir gün, belə bir tədbirin keçirilməsi həmişə ənənə şəklində alsın. Və qoy tezliklə əmrəmanlıq sülh olsun və bir daha 20 ilə 30 ili keçirmə Allah bizə qismət eləsin. Sağ olun. İradə. Yeah.
Thank you.
Çiçeği, yüzü gönlü çiçeği, açık gönlü çiçeği, yürü kapağı.
değerli dostlar. Diyeceğim, sonra gece olacak. Ha. Ben sözü bizim muhak idare heyetinin sedri Rafael Nami'ye mesleğim. Rafael Nami, 5 nefer, 6 nefer Rafael Nami bize ders diye traktörler. Vazin gelse, sabah gibi oturalım, mekanizatör kimde işleyebilirler kalkarsan. Sözü verir ki onlar koy, öz sözünü desin. Lakin o gecikir. Çok gecikir bizler. Buyurun. Beni buraya davet verdiğiniz için sizin her birinize çok sağ olun diyeyim. İrad, haklı iraddı, yerinde değil iraddı. İndi benim vəziyyətimi də başa düşməlisiniz. Həqiqətən, mən özüm də ürəkdən sizinlə bərabər bu məclisdə iştirak eləmək istəyirəm. Amma imkanları da qiymətləndirməliyik. Belə məclislərin keçirilməsi çox gözəl, çox yaxşı halıdır. Bu, uzun illər bir-birisindən ayrılmış. Hansı ki, part arasında uzun bir 10 illərlə məktəb həyatı keçmiş. Məktəb həyatını qurtardıqdan sonra yəqin ki, bu gün 15 illik keçirirsiniz də. Məktəbi qurtarıb həyata qalxıldığınız 15 ildir. 15 ilini həyatın keçməkeşli, çətin, indi necə deyək, adamların özünü dərk etmə, özünü həyatda yerini tutmaq məktəbində keçirsiniz. İndi siz ikinci məktəbin 15 ilini keçirsiniz. Bugün siz yenidən özünüzü part arxasındakı yoldaşlar burada bu məclisdə təzədən görürsünüz. Bu həm mehribançılığın əlamətidir, həm sizin özünüzü bir daha dərkləməkdir. Məktəbin qayıtsız ilə keçib arxada qalır. Sizin hər birinizin həyatında həyatına həyatlar qarışır. Sizin hər birinizin məsuliyyəti günbəgün artıqdır. İndi demək olar ki, ən çətin dövrü keçirsiniz. Bax, bu bugünkü sizin görüşünüz. Elə yoldaşlar var ki, mən burada görürəm, bəlkə siz onları neçə illərdir görmürsünüz. Buna sizin imkanınız yoxdur. Bayaq mən imkandan danışdım. Amma bugün burada iştirak eləmək, burada görüşmək, yenidən sizi bir-birinizə qoşdurmaq, fikirlərinizi hansı ki o məktəbi səviyyəsində bir-birinizlə bölüşdürmək, bəlkə də başqa şagirdlərə, məktəbi qutaran başqalarını bu imkan verilmir. Bu müşəbbüsü qaldıranlara, bunu həyata keçirənlərə hamısına bugün sağ ol deyirəm. Bu yalnız sizin özünüzün burada görüşməyidir. Bu bizim zəhmətkeş Muxaq kəndimizin demək olar ki, birliyinin, demək olar ki, yaxınlığının daha da möhkəmlənməyinin rəmzidir. Vay Allah sizə bu həyatın çətin, keşməkeşli yolunda xoşbəxtlik bəşirəsin. Bu sizin birliyiniz yalnız Muxaqın yox, bütün Azərbaycanın birliyi olsun. Bütün Azərbaycan xalqı həmişə belə xoş günlər, qələbə günləri keçirməyə qismət eləsin. Hamınıza bir daha ailə xoşbəxtliyi, həyatda müvəqqətlər arzum deyirəm. Sağ olun. Gözlüm yaşı silindi, ayağa gözlüm.
Hasretinle can üzerem hayala gözler. Hürmetli dostlar, şimdi de sözü bizim de uzak yerden gelmiş konağımız, hem de bizim nazımız Bahtiyar Ömer var. Gelin. Bu da bir bayram be, Kamusya. Ben çok şuradan gitmen bir yerde bu bayramı her şey ediliyor. Başka bir yok. Ama bir tane oyunu şey, duş. Çaldı işçi. Yine bir tane oyunu
Thank you.
gelirken hasret illeden üzerim ayala Thank you.
Mən belə bir məclisdə iştirak edirəm. Birinci məclisdən açırı mənə təhqir edib, demək olar boğulmur. Uraq kəndində. Mən qalxı sərişiydim. Bizi qovmadılar. Belə oldu ki, biz hamımız ufaklıqda işte, burada aradam yox deyəm. Mən böyləyən danışa bilərəm, deyil mi? Yox, belə bir şey ortaya çıxdı ki, niyə bunu çağırmışsınız? Bir neçə əvvəl qalxı gəşi, kəndin qalxı sərdə çağırmışıq. Üçdə növə qalxı ki, biz onu dəvət eləmişik. Yəni biz hərəmiz bura 500 manat pul qoymuşuq, biz bura çörək gətiririk, o niyə bizim pulumuzu yeməlidir? Mən bunu eşitə-eşitə bu söhbət oldu, mənim qulağımı eşitə-eşitə. Mən bu söhbət ki, vermədim, orada oturdum bir yarım saat. İntası elə bil ki, iğnənin üstünə oturan kim oturdum, kənddə işləyən vardı. Yəqin insanımız bilirsiniz ki, mən o kənddə düzdür, mən əleyhimə olanlar da çox olur, tərəfdarlarım da çox olur. Amma mən o kənddə heç kəsə, bu mənim ögeyimdir, bu qovmamdır, qohumumdur, münasib bəsələm ki, nəyə bilirsiniz? Və mən öz qohumlarımdan ona görə razıyam ki, müxalifdə işləndə, öz qohumlarımdan. Məndən əvvəlki işləyən rəhbərləri qohum vazifə təksləndirirlər. Amma mənim bir qohumum orada işləndə Allah'ın da olsun. Kərə var qazı, onu anlayacağım ki, bir qohumum mənim qarşıma açmayıb ki, bir qohumum. Mən bir dənə çox olur. Və insanı saxlayan inanç qohumlar olur. Kimsəni saxlayacaq. Və sənə zərbə vuran da qohumun olur. Qohumdur, çıxamıyorsan, nə bilim, nə bilim, öz qohumlarımı ona görə alacağım. Düzü, mənim qohumlarım da kənddə azdır, yəqin bilirsin. Ya nəslimiz böyükdür, nəslimiz də əksəriyyəti müharibədə qırılıb, onun əvvəl qırılıb, qalan da az olub. Və Allah şeysə bunu göstərməsin. İndi getmişəm burada, işləyirəm şəhərdə, inanın ki, mənim bir rəyim müxalifə olub. Düz deyək, burada dəstə var məndən gələn uşaqlar, müxalifə görürlər, bazdan gələn, prezident aparatından gəlirlər. Təsadüfən buradan keçəndə bizim dəyim. Bilirsiniz, tala çox gözəl kənd, intihar talanın özündə belə şey, oba-oba qəbirsanlıq var. Filan obanın, filan obanın. Muhaqda oba qəbirsanlığı yox. Muhaqda bastırdıysa, harada ölürsən, apar burada bastırdı.
Böyle şey bizde yoktur. Mümkün bizim kendimizde bir şeyle yoktur. Sağlığı geçmiş sen. Ben burada size ya sağlık diye bir şey demiyorum. Sağlıcı beni icra hakim buraya davet ederler. Ben uşağlarım birden dedim ki karşı yerden pencere uçadın kalsık verin. De sizin yalnız olduğu gibi görün bir uşağlarım buna ferdi gidin. Sonra fikirleştim ki aşağımız mühaklıyız. Ne lazım kalsıktı o? Biz nice birbirimiz tanıyırız. Hele tansa yakışıdır. Benim uşağlarım benzerlerine nazar ne oldu? Ve bu sefer bakanda gördüm ki aşağı ikiden bir kadir burada, ben köyüne kaçırım burada, ne bileyim kim? Milli İslah Partisi'nin lideri burada, ne bileyim ne? Böyük şirin dedim, böyük şirin. Ha, kim? Hangi parti ya? Musavat Parti. Musavat, ha. Aydın be. İntası, ben bir şey diyeyim ki kardeşim, ben de Kamis Partisi'nin üzvü olmuşum. İntası, Sersan o 20 Yanvar hadiselerinde o partiyemi hemen meşlerim, kalekte parti olmayacağım, lego yaptırmışım. Ben Kork Cephesi'nin üzvü olmuşum. Ben öyle bugün danışırlar, ben bilirim ki İvallah rüşvet alıyorum. Abi senin başında o sebep değilmiş ki. Güvenmem bir kişi mesela almaya pul almışım, bir milyon. Yelim ki akşamlar hamısı bildiler ki yok, pul, o sebep yoktu, mümkün de. Kim geldi, pul meselesini açıyor, gelişiyor. Ben gizletmiyorum, ben 20 milyon da, 30 milyon rüşvet teklif ediyorum. Olur. Otağımda balaşıyor, ne burada da, çağırma kapıda yakın. Otağımda bir hemen tepkanı satıp dövmüşem de. Pul üstündeki dolar veriyorum. Olur böyle şeyler. Yakın bütün bu kavramsı bilirler ki ben pulla meyşim yok. İkiden bir kadı var, bir daha inceme, dur ayağa. Olur sonra. Olup paramız öyle bir şey. İki çift kilo pendere kol çektirmem kendisi. Bir tane o kişiyi ben kalkıp bir kadıdan çıkartırdım ki 5 metre neye var? Kulyon kanasın der. Kulyon kanasın işten çıkarmayacağım onu. Çıkartırdım, açıyorum diye. Olar şeydi, 5 metre kulyon kanasın. Ben diyorum ki, bizde ümmetle bu kendimi 10 bin manata büyük pul kim bakacağım? Ve muhak kendi rayonunda yegane kentti ki, yegane kentti. O köyünün kafa çadır Mahmut Obaydı. Çok dandan dağınırken, dandan dağınırken bizim muhakımız da. Onun da burada emeği var. Muhak kendi yegane kentti ki, orada çok vardı ve çok kasım yok. Alevbat kentiyle mübarece edeyim. Alevbat kentiyle. Alevbat kentinde çörek almaya pul olmayan adam da var. Ve 15 tane başına olan adam da var. Ama muhakta öyle adam yoktu galiba. O da bizden evvel gelen rehberler, nice koyuklarsa. Bu rehberden çok şanslı cemaat verdi, tanıştı. Biraz ki şahsen sözün düzü bundan ibaretti ki. Ve bu yakınlarda Zeyhem kendinde bizim bir şehrimiz gelmiş, Allah rahmet eylesin. Zakatar rayonunda ben yegane tehdit olunan yer oruldu. Ben demeli 6 ay yarım işleyirem. Çok şey, bizim 42 tane şehrimiz geldi, 42 şehrimiz. Ve dönemde de 4 neferin kağıdı gelip, Allah rahmet eylesin onları. Önce 4 yere adam göndermişim ki o uşaklar baksınlar harda meydanım tapırlar, süminim tapırlar. Bilsinem, beni bağışlayın o, ilenem meydanım tapırlar kurt düşerim. Hele getirmişim onları. Hele bir tapılmıyor, öyle olur, öz başına rast gelmiyor. Pazarda getirdim, sağ olsun kurt ambarı getirmişim, beni bağışlayın. Öz başına gel çıkmıyor, bir tane meyte, bir tane şehit getirmeye Allah, 10 tane meyit koymuşum size orada. Uşak göndermişim, bağışın ya, pul vermişim. Ne bileyim, min köşe yapmışım ki, geçsinler uşağı geçsinler de, dehşet bu. Ama ben yegane tehkil olmayan Zeyhem kendi oldum. Öyle bir yavurcasına, şimdi ben de ondan sonra gitmem. Thank you.
Yeah.
Yoksa bu
Thank you.
Thank you.
Köyne yaşlı